Merhaba hanımlar, Pınar İğne Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine cenk yazmam var, yeni bir yazma. Bunun üzerine yine benden de istenen bir modeldi ve benim de çok yapmayı istediğim bir modeldi. Bugün de bu güzel modeli çalışacağız. İplerimde yine mavi, yeşil, turuncu, siyah ve mürdüm var. Olanların numaralarını söyleyelim. Yeşil, leylak 729. Turuncum çizmeli 742, siyah zaten sabit, bu da leylak olması gerekiyor. Yine mürdümüm de çizmeli 551 numara. Bugün bu renklerle bu güzel modeli hazırlayacağız. Bakalım son duruşunu ben de tabii ki merak ediyorum. Hemen başlayalım, zaman kaybetmeden alt zeminimi siyahla oluşturacağım. Zürafalarımı da küçük küçük hazırladım ben bu model için. Zürafaların yapımını çok da merak ediyorlar. Çok aşağılarda 2 adet zürafa videom sabit. İçerisinde sadece zürafa ile ilgili değil, işte ip eklemeler, sonrasında zürafa yaparken nasıl ip ekliyoruz, bu sorularınıza da cevap olacak videolarım da aşağıda var. Hemen buradan siyah ipimi tekrardan sabitliyorum. Siyah iple çalışmak biraz daha zordur diğerlerine göre, çünkü siyah ipin yapısı biraz sert. Şöyle hemen ipimi sabitledim. Bu kısımda 3 adet zürafa yapacağım. Sonrasında ilk zürafama geri dönüyorum. Güzelce tam üzerine yerleştirelim ve buradaki de zürafanın tam ortasından düğümleyelim. Dağımızın daha simetrik ve düzgün olması için zürafaların tam ortalarından düğüm atmamız gerekiyor. Tekrardan bir tane zürafam kaldı. Bunun da tepesine geliyorum. Bir miktar da geriye geldim. Çünkü buradaki dağımın tepesine 3 adet pırpır yapacağım. Üç tane pırpırımı yaptım. Burada hemen bir sonraki zürafaya iniyoruz. Bu inişlerimizi biraz gergin inelim. Hemen tekrardan 3 tane zürafa yapıyorum. Tekrardan dönüyorum ilk zürafama. Yine eksiltmeler yaparak dağımızı tamamlayacağız.
Burada ise tepeye geliyorum. Buradan da pırpır yapmadan devam edeceğim. Hemen yanındaki bir sonraki zürafaya zemine inelim. Buralara biraz gergin inelim. Dallarımızda bir tane pırpırlı dağ yapıyorum. İki tane pırpırsız dağ yapıyorum. Alt zemini bu şekilde ilerleteceğim. Tepeden. Düğümledik. Hemen yanındakine tekrar iniyoruz. Bu kısımda da dediğim gibi burada da pırpır yapmıyoruz. Arada iki tane pırpırsız kayamız olacak. Bu kayamda ise pırpır yapacağım. Bir miktar geriden geliyorum düğümü atarken. Çünkü 3 tane pırpır yapacağız şimdi. Buranın gerginliği de güzel olmalı. Evet, bu kısmı bu şekilde tamamlayacağım. Alt kısmını tamamlamış oldum bu şekilde. Aralarda iki tane dağımızda pırpırımız yok. Şimdi pırpırlı dağlarımıza gelelim. Burada ilk olarak mavi ipimi alayım. 3 tane pırpırım vardı. Ben tam ortadan ikinciden düğümlüyorum. Buraya 3 tane minik böyle pırpır yapacağım. 3 adet. Şöyle 3 tane pırpır yaptık. Ben hemen ilk pırpıra geri dönüyorum. Burada ortadaki pırpıra geliyorum. Kenardan da şöyle bir üçgen görünümlü bir pay bırakarak orta kısma geldim. Şimdi ortadan bir tane daha arttırıyorum. Çok küçük bir pırpır yapıyoruz buraya da.
Aynı şekilde bu kenardan da üçgen görünümlü bir pay bırakarak düğümlüyorum. Şu ortadaki pırpırmalı tam ortaya alayım. Tekrar geriye dönüyorum. Tam üzerine oturacak şekilde dönüyoruz geriye. Köşelerden özellikle çok güzel sık bir düğüm atmalıyız. Köşelerin çıkıntısı bu şekilde daha iyi çıkacaktır. Yine aynı görünümü vererek orta kısma geri geldim. Tekrardan küçük bir pırpır yapıyorum ortadan. İğnemizi şöyle biraz daha belirginleştireyim o pırpırımı. Bu köşeden de aynı şekilde payımı vererek burayı da düğümlüyorum. Köşelerden de şöyle destek olarak orayı biraz daha belirginleştirebiliriz. Şimdi son olarak tekrardan geriye geliyorum bu başa. Bu köşeye bir tane sinek kanadı, oldukça küçük bir sinek kanadı yapacağız. Köşeyi yaptık. Şimdi ortadaki pırpıra sinek kanadı yapıyoruz. Oraya da geçerken şöyle minik bir zürafa ile geçiş yaptım. Orta kısmında sinek kanadını tamamladım. Şimdi son bölüme de yine ufak bir zürafa ile geçerek oranın da sinek kanadını tamamlayalım. Küçük bir sinek kanadı yapıyoruz. Gayet burada minik bir lale yapmış olacağız. Hafif şöyle sinek kanadının tepesine de baş parmağımla bir bastırayım. Dipten kestim. Şimdi burada siyah pırpırımın tam tepesine çektireceğim. Bu tepedeki sinek kanatlarını da eşit miktarda dağıtalım. Şimdilik aşamamız böyle. Diğerlerinin lalelerini de yapacağım. Sonra şu iki yandaki pırpırlara geleceğiz. Diğer renklerimi de tamamladım hanımlar. Şimdi kenarlarındaki pırpırlara geçelim. Burada yeşil ipimi alıyorum. Hemen şöyle ilk pırpırımdan düğümlüyorum. Sonrasında buraya da 3 tane küçük pırpırı yapacağım. Üç tane pırpırımı yaptıktan sonra tekrardan ilk pırpıra dönüyorum ve buralarda da minik bademler yapacağız.
Pırpırlarımızı geri dönerken fazla açmadan dönelim. Şöyle 2 adet zürafa yapıyoruz. Tekrar başa geldim. Eksiltmeler yapıyoruz. Bir tane kaldı zürafa. Buranın da tepesine gelerek güzel bir düğüm atıp ipimizi kesiyoruz. Tekrardan diğer yanına da ipimi ekleyeyim. Hemen 3 pırpırımızı yapalım. Pırpırımı yaptım ve geri dönüyorum. Bademi oluşturacağım. Dediğim gibi geri dönerken pırpırlarınızı fazla açtırmadan dönün. Bademiniz daha güzel durur. Bir tane düzeneğim kaldı ve onun da tepesine gelerek güzel bir düğüm atıp kesiyorum. Sonrasında tüm modelleri, yaptığımız modelleri siyah pırpırın tepesine eşit miktarda dağıtmalıyız. Tam tepesinde eşit bir şekilde durmalı. Bakın ne kadar hoş bir model oldu. Şimdi diğerlerini de yeşil bademlerini yaparak modelimin son haliyle sizlerle olacağım. Hanımlar, modelimi tamamlamış oldum. Modelimin son hali bu şekilde oldu. Çok güzel, çıtı pıtı, harika bir model. Siyahı da o kadar çok yakıştırdım ki kendini oldukça fazlasıyla gösterdi bu model bence siyahın üzerinde. Şöyle yazmamı da bir açayım. Renklerimi tekrardan göstereyim. Yakından da tutalım ki ekran görüntüsü alabilirsiniz. Sağ tarafa gidenler için de diğer yüzünü gösteriyorum. Çok yakıştırdım. Gerçekten siyahın üzerinde çok canlı durdu bu renklerle. Şimdi böyle bir modeli ne kadara yapabilirdim? Ben bu modeli yapıyor olsaydım yazma haricinde 100 TL'den başlardım. Bu fiyat tamamen benim kendi görüşüm. Sizler dilediğiniz fiyatı verebilirsiniz el emeğinize göre. Bugünkü selamlarımı Emine Karagülle Hanım'a gönderiyorum. Kendisine çok teşekkür ederim. Beni izleyen her birinize çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Bugünkü videomu da bu şekilde sonlandırıyorum. Bir sonraki yeni bir modelle inşallah tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.